Nilüfer'in vokalisti olarak müzik dünyasına 90'lı yıllarda girişti yapan, merhaba diyen ve sonrasında solo albümleriyle iz bırakan Asya'dan uzun bir aradan sonra yeni bir şarkı geldi. Biz de Asya ile bu şarkı vesilesiyle konuştuk, izliyoruz. Kuşum sana yüreğim bin parça, günler sessiz, mahzun sensiz. Müzik dünyasına 90'lı yıllarda Nilüfer'in vokalisti olarak adım attı. ...1994 yılında Nilüfer prodüktörlüğünde Aysel Gürel ve Onno Tunç üretimleriyle hazırlanan ilk albümüyle kendi kanatlarıyla uçmaya başladı. Vurulmuşum sana, yüreğim bin parça, ben deli divane, peşinde bir pervane. Kariyeri boyunca Yoksun Senden, İsyankara, Pişmanımdan, Olmadı Yara, unutulmaz şarkılara hayat verdi. Senden kalan birçok şey hatıram oldu şimdi. Dön artık, çok pişmanım. Bir süredir müziğe ara veren Asya, yıllar sonra yeni bir şarkıyla geri döndü. Ne faydası var düşünmenin, üzülmenin ve de beklemenin. Ne aradı var, ne sordu var. Unutup gitti sanki yokmuşum gibi. 2014'te çıkan Aşk İz Bırakır albümünden bu yana bayağı bir zaman geçti. En önemli sebebi tarzıma ve sesime uygun bir şarkıya ulaşamamam. Yeniden Merhaba, yepyeni bir şarkıyla, bir single şarkıyla tekrar sevenlerimle birlikteyim. Sanki Asya'nın yeni şarkısı Unutup Gitti, Ümit Sayın imzası taşıyor. Benim çok sevdiğim, birlikte vakit geçirmekten de çok hoşlandığım değerli arkadaşım, müthiş bir besteci, söz yazarı ve aynı zamanda yorumcu, biliyorsunuz. Fakat şarkıyı bana direkt Ümit yollamadı. Bir aracı var, çok kıymetli, çok değerli. Benim kadim dostum, canım, ablam, büyüğüm, çok kıymetlim. Nilüfer ulaştırdı bana şarkıyı. İlk dinleten oydu. Başka bir proje için bir araya geldiklerinde Ümit ona şarkıyı dinletmiş. O da benim sesime çok uyacağını düşündüğü için bana ulaştırdı şarkıyı. Ne faydası var düşünmenin.